2013 yılından itibaren genel itibariyle değerlemeler bazında yıllardır biz BIST'teki görece küresel hem rakiplerine göre, denklerine göre hem de genel itibariyle dünyadan ayrışmasına oranla ucuzluktan söz ediyoruz. Ama tabii ki 2022 yılı içerisindeki koşullar Türkiye'deki enflasyon koşulları bir yana dünyadaki enflasyon koşullarıyla değerlendirildiğine ve küresel jeopolitik gelişmelerin içerisinde bir savaş gündemi olduğunda değerlendirildiğine farklı bir takım argümanlar da öne çıkıyor. Haftalık bazda baktığımızda grafiğimizde de görüleceği üzere Şubat ve Ocak aylarındaki Ocak ayında aslında Rusya'nın Ukrayna ile ilgili bir nevi girişeceği harekata ilişkin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat raporları vesaireler gündemdeydi ama fiiliyatta bir şey yoktu. 2021 yılının sonundan itibaren biz de dahil olmak üzere 2020 Haziran ayından başlatabileceğimiz 1,5 senelik uzun bir trendten söz ediyorduk. Bunun bir nevi artçı yüksek enflasyon ve FED gündemiyle şokları yaşandı. Ama bundan sonra bir miktar toparlanma olmuştu. Yine Rusya'nın Ukrayna işgali başlamasıyla tekrar olumsuz bir görünüm izlemiştik. Şu anda BIST'in 5 günlük yani haftalık bazdaki değişimlerini görüyoruz Güzem. Burada Mart ayının sonundan itibaren hatta Mart ayının başlarından itibaren ilk etaptaki o şok atlatıldıktan sonra pozitif haftalık değişimlere imza attığını görüyoruz BIST'in. İkinci grafiğimizde de küresel anlamda özellikle Brezilya ve Latin Amerika ülkelerinin ki burada Güney Amerika ülkelerinin para birimlerindeki değer kazanımlarına son haftalarda özellikle çok dikkat çekmeye çalışıyoruz. Çünkü hem enflasyonda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya nazaran daha fazla bir sonuç elde edilebilmiş ki sıkı para politikası izlediğini, faizlerin yukarı yönde değiştiğini görüyoruz Güney Amerika ülkelerinde. Hem de borsalardaki pozitif ayrışmadan söz ediyorduk ama özellikle Nisan ayında yukarıda görülen kırmızı ve mor renkli Türkiye MSCI Türkiye Endeksi pozitif ayrışmada MSCI Türkiye Endeksinin daha da pozitif ayrıştığını görüyoruz. Buna biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi yurt içi ve yurt dışı birçok etmen eklenebilir. Bunların içerisinde tabii yurt içinde çok uzun süredir belki de yabancının bir nevi trend olarak Türkiye'deki hisse senetlerinden çıkışı ama yerlinin de az önce parayla benzeştirmeye çalıştığım gibi yüksek enflasyon karşısında koruma aracı ki geçtiğimiz hafta da özellikle belli hisse senedi piyasalarına dünyada şu anda kaçacak bir yer olmadığına saklanılacak bir takım unsurlar olarak yatırımcının tercihte bulunduğunu söylemiştim. Buna ilaveten tabii ki yine ifade etmiş olduğum değerlemelerin görece dünyadaki benzerlerine ve dünyada şu an için yüksek enflasyon ve savaş temasında gidilecek çok da bir yerin olmaması yerlinin buradaki tutumu etkili oluyor Güzel. Özetle yorulma işaretleri olsa da sene başından beri emtiada pozitif bir ayrışma görmüştük. Yatırım tarafı için konuşuyorum elbette. Enflasyon tarafı için değil. Ama BIST özelinde baktığımızda bilanço sezonu başlarken özellikle Nisan ayında şu ana kadarki gidişat içeride de dışarıda da pozitif yansımalar buluyor gibi.